Bu notları kişisel bilgisayarıma kaydetmemin sebebi, yetkilileri duyduğum kimi güçlü şüphelere karşı uyarmaktan ve olayın aydınlatılmasına duyduğum arzudan ibarettir. Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Bu notları klavyenin harflerini zar zor görebileceğim kadar loş bir ışıkla aydınlatılmış olan odamda tedirginlik içinde kaydediyorum. Bundan yaklaşık 3 hafta önce Diyarbakır'dan hastanemize sevk edilen tuhaf bir vaka ile başladı her şey. İsimli bu hasta kliniğimize yatırıldığında ağır bir psikoz altındaydı ve persekütyon sanrıları mevcuttu. Psikotik bozukluk gözlemleniyordu. Daha detaylı tetkikler için takip ve tedavi altına alındı. Hasta ilk muayene sırasında oldukça donuk ve sakin olmasına rağmen ki nabız ölçüm sonucu oldukça sakin olduğunu gösteriyordu, birdenbire üstüme saldırmış ve tahlil sonuçlarını okumak için taktığım gözlüğümü alıp yere fırlatmıştı. O zamanlar bu yaptığı harekete hiçbir anlam verememiş, klasik bir agresyon nöbeti olduğunu sanmıştım. Aslında bu yaptığının öfke sonucu ortaya çıkmış, akıl dışı bir agresyon değil, kendince oldukça mantıklı bir hareket olduğunu şimdi anlıyorum. Maalesef. Belki meslektaşlarım bana kızacak fakat bunu hiç anlayamamış olmayı dilerdim. Bu nöbetinin ardından tüm gün boyunca oldukça sakin, hatta neredeyse katatonik bir durumda olan hasta, gece olunca eline geçirdiği her şeyi bulunduğu odanın pencerelerini fırlatmış ve camlarını paramparça etmişti. Pencereler demirlikli olduğu için başarısız bir firar girişimi sandığım bu olayın asıl sebebini bir haftalık tedavi sürecinden sonra kendi ağzından öğrenecektim. Hasta tuvalete ve banyoya gitmeyi reddediyor, ihtiyacını mecburen odasında gideriyor ve bundan büyük utanç duymasına rağmen bu korkusunu yenemiyordu. Bir hafta sonunda ilk defa konuştuğu zaman benden tuvaletteki aynaları kaldırtmamı rica etmiş ve bu yapıldıktan sonra hasta sağlıklı bir şekilde tuvalete çıkabilmişti. Karşılıklı güveni sağladıktan sonra iletişimimiz kuvvetlendi. Bir tek benimle konuşuyor, onu da sadece etrafta ve odada başka kimsenin olmaması şartıyla yapıyordu. Dosyasını incelediğimde hiçbir tuhaf duruma rastlamamıştım. Toksikoloji testleri temizdi. Uyuşturucu etkisi altında olamazdı. Ailesinin sağlık kayıtlarında herhangi bir akıl hastalığı teşhisi görünmüyordu. Tıbbi geçmişi temiz, kendi halinde, genç bir adamdı sadece. Hatta hiç fena olmayan derecede İngilizce biliyordu. Bunu mesleğini borçlu olduğunu söyledi. Diyarbakır Havalimanı'nda pasaport memurluğu yapmaktaymış. Tüm bu iğrenç lanetin tetiklendiği olay da zaten bu noktaya dayanıyor. Bir gün yansımalardan neden korktuğunu anlayabilmek için ona Narkissos'un hikayesini anlattım. Sudaki aksini görüp aşık olan Narkissos'un hikayesini duyunca iç geçirdi. "Bu aşk değil, lanet," dedi. Fernando Pessoa'nın Huzursuzluğun Kitabı eserindeki sözü aklıma geldi. Aynayı icat eden insanın ruhunu zehirlemiştir. "Ben Narkissos'tan değil, kendimden bahsediyorum," diye çıkıştı. Ve hikayesini o gün öğrendim. Bundan 2 ay önceydi diye anlatmaya başladı. Her zamanki sıkıcı gece vardiyalarından biriydi. Fakat işe geldikten sonra programın güncellendiğini ve 4 adet farklı Avrupa şehirlerinden özel uçuşlar eklendiğini bildirdiler. Londra, Roma, Nice, Zürih. Oldukça tuhaf bir durumdu bu. Zira Diyarbakır Dış Hatlar Terminali, Hac ve Umre dönemleri Suudi Arabistan ve Lefkoşa seferleri dışında çalışmazdı. Ama zaten bunlar tarifeli değil, özel uçuşlardı. Uçaklar bir bir aprona inerken, gelen yolcuların işlemleri için hazırlanmaktaydım ki, takım elbiseli, oldukça iri iki adam yanımda belirdi. Hayatımda ilk defa gördüğüm tuhaf bir devlet görevlisi kimliği gösterip, yolcuların pasaport kontrolü olmadan giriş yapacaklarını söylediler. Başıma bir iş alırım diye stres yaptım ama adamlardan çekindiğim için de hiçbir şey söyleyemedim. Gelenleri bu iki görevliyle birlikte VIP girişten adeta bir koruma ordusu etten duvar örerek içeri aldı. Göz ucuyla baktığımda tekerlekli sandalyeye de giden oldukça yaşlı bir adam gördüğümü hatırlıyorum. O gece mesai bitmek bilmedi. Görevli olan herkes olanları merak ediyor fakat hiç kimse ne olduğunu bilmiyordu. Bu dizilerden midir nedir bilmiyorum, özentilikten herhalde. Sabah kahvaltı yaparken gazete okumayı seviyorum. Yine eve dönüş yolunda kahvaltı yaparken hem sofraya sereceğim hem de okuyacağım gazetemi almıştım. Kahvaltı yaparken Diyarbakır'la alakalı bir haber dikkatimi çekti. Bu cümleyi daha bitirmeden ayağa kalktı ve yatağının altındaki valizi çıkardı. Küçük fermuarlı gözünden 4'e katlanmış bir gazete parçası çıkarıp elime tutuşturdu. Yeni gazetesi. 21 Temmuz 2021. Haber başlığı. Zerzaman Kalesi'nin altındaki gizli Mitras Tapınağı'nın sırrı. Manşet.
Diyarbakır'a bir özel uçak iniyor, bir özel uçak kalkıyor. Haber. Diyarbakır'daki Zerzavan Kalesi'nin altındaki gizli Mitras Tapınağı, bugünlerde haklarında dünyayı yönettikleri komplo teorileri bulunan Rothschild ve Rockefeller ailelerinin temsilcilerinin akınına uğruyor. Milletten son yazısına göre, Diyarbakır'da bugünlerde bayram turizmine ek olarak bambaşka bir hareketlilik var. Özel uçakların biri inip biri kalkıyor. Rothschild ve Rockefeller ailelerinin 3. kuşak temsilcileri, Birleşmiş Milletler yetkilileri ve büyükelçilerin de yer aldığı pek çok isim, Zerzavan Kalesi'nin altındaki gizli Mitras Tapınağı'nı görmek için kente geliyor. Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Zerzavan Kalesi, Roma İmparatorluğu tarafından inşa edildi. 2014'te başlatılan arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarının 4. yılında dünyadaki son Mitras Tapınağı'nın keşfedilmesi, ezoterik dünyanın dikkatinin buraya yönelmesine sebep oldu. Illuminati gibi tarikatların, tapınak şövalyeleri gibi yapıların atası olarak kabul edilen Mitras'ın gizemi tüm dünyanın ilgisini çekiyor. Kimilerine göre Illuminati gibi gizli örgütler buralarda doğdu. Kağıdı elimden aldı ve anlatmaya devam etti. O günün gecesi tüm mesai boyunca bekledim. Programda herhangi bir uçuş görünmüyordu. Ama belki yine değişir ve çıkışlarına denk gelirim diye heyecanlıydım. Hiçbir şey olmadı. Sabah izinli günüm olmasının da verdiği neşeyle çıkıp kahvaltımı çok sevdiğim tarihi Hasanpaşa Hanı'nda yaptıktan sonra merakıma yenik düştüm. Aptal. Bunları söylerken başına vurmaya başladı. Onu güç bela sakinleştirmeye başardım. Yaklaşık bir saat araba sürerek Zerzavan Kalesi'nin bulunduğu yere gittim diye devam etti. Kalenin etrafı kordonla çevrilmişti. Başında bekleyen görevliler arkeolojik çalışma olduğunu söyleyerek içeri girmeme izin vermedi. Gece gittiğimde ise kordon dışında hiçbir şey gündüzle aynı değildi. Sessizce kalenin kalıntılarının arasından tünele girdim. Tapınağın olduğu alana gitmeye çalışıyordum. Telefonumun feneriyle ilerlerken aniden tıslama sesleri duymaya başladım. Sanki etrafım yılanlarla dolu gibiydi. Panikle elimdeki feneri kullanarak etrafımda yılan olup olmadığına bakarken nasıl olduğunu anlamadığım bir şekilde çukur gibi bir şeyin içine düştüm. El yordamıyla telefonumu bulup ayağa kalktığımda ise o şeyi gördüm. Benden biraz uzakta karşımda dikiliyordu. Sesi titremeye başlamıştı. Gördüğü şeyi tarif etmesini istedim. Gölge. Boynuzlu bir gölge. Ne kadar süre öylece dona kaldım bilmiyorum. Son hatırladığım şey yüzüme doğru üflediği tozdu. Sonra bir sarsıntıyla kendime geldim. Kendime geldim mi gerçi bilmiyorum. Zerzavan Kalesi'nin yıkıntı burçlarının üstündeydim. Oraya nasıl çıktığım hakkında hiçbir fikrim yok. Görevliler beni uyandırıp alandan çıkardılar. Saate baktığımda işe geciktiğimi fark ettim. Hemen arabama koştum. İşe yetişme paniğinden olsa gerek arabada hiçbir şey fark etmedim. Fark etmemek. Ne büyük nimet. Havalimanına varınca arkadaşımdan üstümü temizlemek için 5 dakika rica ettim. Kıyafetim toz içindeydi. Üstümü temizlemek için tuvalete gittiğimde duvarda boydan boya bulunan aynada yine o şeyi gördüm. Hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Artık yağmurlu havalarda yürümeye bile korkar oldum. Yerdeki su birikintilerinden bile korkuyorum. Bazen geceleri rüyada olup olmadığımı bilmeden karşımda beliriyor. Onun yaklaştığını görmeden bile hissediyorum artık. İçimde yerli yersiz bir ürperme, bir korku oluyor. Görüntülü olgu sunumu için odasına kamera koymaya onu ikna ettikten sonra bazı geceler hastanede kalıp geceleri neler olduğunu seyretmeye başlamıştım. Uykuda sayıklamalar, inlemeler ve sıçramalar dışında pek bir şey gözlemleyememiştim. Fakat geçtiğimiz gece hepsinden farklı bir şey oldu. Sigara içmek için cam kenarına oturmuştum. Masa başına geri döndüğümde hastanın odasında olmadığını gördüm. Gidip odasını ve tuvaleti kontrol ettim. Kimse yoktu. Telaşla hastaneyi aramaya başladım. En sonunda bahçede, sırtı dönük, öne doğru eğilmiş şekilde buldum onu. Adını seslendim. Hızla ayağa sıçrayıp bana doğru döndü. Kafasına pagan festivallerindeki kostümlere benzer şekilde bir öküz başı geçirmişti. Yumruk yaptığı elini bana doğru uzattı. Yavaşça yanına yaklaştım. Birden elini açıp avucumdaki tozu yüzüme üfledi. Hastane güvenliğinin sarsmasıyla kendime geldim. Hastanenin terasında baygın yatmaktaydım. Kapısı kilitli olan terasa nasıl çıktığım hakkında hiçbir fikrim yok. Güvenlik kameralarında ise hastane koridorlarındaki koşuşturmam dışında bir şey yoktu. Hastanınsa o gece firar ettiğini söylediler. O günden bu yana kendisinin izine rastlayan olmadı. Ondan bana kalan ise bu iğrenç korku oldu. Zehirlendim mi, lanetlendim mi bilmiyorum ama
Birazdan evimin gazete kağıdıyla kaplı penceresinden aşağı atlayıp buna bir son vereceğim. Çünkü ölüm bile beni bu yazıyı bitirip kapattığım zaman bilgisayarın ekranındaki kara aynada belirecek olan şey kadar korkutmuyor.